Burada tüylerim hep diken diken oluyor bunu anlatırken. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir hikayeyle devam edeceğim. Eğer benim ya bundan bir önce vlog videosu gelmezse bir önceki videom olacak. Evimde büyü buldum videomu izlediyseniz orada sormuştum hani böyle bu tür hikayelerim var anlatmamı ister misiniz diye. Anlat demiştiniz. Şimdi size çok daha ilginç bir olay anlatmak istiyorum. Bu ben çok küçükken olan bir olay. Hatta bu olay ya bizim de nasıl olduğunu anlayamadık böyle. Daha önce hani bu Samanyolu'nda falan bu kısa filmler oluyordu ya. Ders veriyordu böyle sonunda. Öyle bir filme de konu olmuştu ama nasıl oldu hani kulaktan kulağa mı gitti onunla alakalı bir bilgimiz yok. Bizim tarafımızdan gitmemişti oraya. Bu olay çok ilginç bir olay. Çok çok ilginç bir olay. O yüzden beni dikkatlice dinlemenizi, hani hiçbir yeri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok bağlantılı birbiriyle. Henüz size böyle beni tanıyın videosu çekmedim. Ama böyle videolarımın içeriğinde az çok ne yaptığımı, okuduğum bölümü, her şeyi yani biliyorsunuz, az çok biliyorsunuz en azından. Ben bu arada Orduluyum. Bu olay ben çok küçükken, 5-6 yaşlarındayken oldu. Şu an dışarıdan sesler geliyor, umarım çok yansımıyordur size. Ben 5-6 yaşlarındayken oluyor. Şöyle, şimdi ben Ordu'nun bir ilçesinde oturuyorum. Orada oturuyorduk ve hani yazları babaannemde oluyorduk genellikle. O da ilçesinin bir köyünde diyelim. İşte o zamanlar böyle şeyi hatırlıyorum sadece net olarak. Hava bayağı sıcaktı, böyle güneşli bir gündü. Babam tabii sabah yine erken mesaisinde oradan yine işe gidiyor, ilçeye gitmesi gerekiyor. Babam tam yola çıktığında hani annem de onu geçiriyor kapıdan falan. Bir tane adamla karşılaşıyor. Bu adamı annem de görüyor. Ve hani ben kolay kolay insanlara çok çirkin falan böyle şeyler söylemem. Söyleyenleri de uyarırım hani öyle söyleme falan diye. Uyarırım. Tabii o saatlerde ben adamı hiç görmedim ama çok merak ediyorum adamı gerçekten. Annem kolay kolay hiçbir şeyden korkmaz bir de. Annem çok cesaretli bir kadındır. Hani böyle tek başına kalabilir. Bir de bizim köydeki evde birazcık böyle korkunçtur. Orada tek başına da kalır. Hani böyle çok kolay kolay korkmaz bir şeyden. Ama o gün öyle bir şey ki annem o babamın karşılaştığı adamı görür görmez babama bile bakmadan kapıyı kapatıyor ve kilitliyor. Ve annem kapıyı kesinlikle kilitlemez ve babaannemin olduğu işte orada biz kapıyı kilitlemeden uyuduğumuzu hatırlıyorum. Hani çok kolay kolay kapıyı kilitlemezdik. Annem ki hiç böyle bir şey yapmaz. Biz anneme hep bu konuda kızıyoruz. Hani anne kapını kilitle şöyle böyle bak neler var falan diye. Bizim onlardan çok böyle ekstrem durumlar olmadığı için öyle bir adetimiz yok açıkçası. Ama annem adımı gördükten hemen sonra kapıyı kilitliyor. Artık o kadar korkunç ve şöyle bir şeyden bahsediyor. Hani orada böyle hayvanlar falan geçerlerken adamı görüp korkmuş. Hani geri dönmüşler. O kadar korkunç bir adammış. Çok merak ediyorum bunu anlatırken ben de. Babam adamla karşılaşıyor artık. Babam hani geri de dönemiyor ve şunu da düşünüyor. Babam bunu da söylüyor. Hani acaba geri dönsem bana bir şey yapar mı diye düşündüm diyor. Hani korkudan birazcık da gitmiş. Babam tam arabaya binecekken adam babamın yanına geliyor. Ve babama diyor ki hani biz oradayız ve diyor ki Diyarbakır'a ben nasıl gidebilirim diye soruyor. Babam da adamı sırt başından savmak için ona bir yol gösteriyor. Diyor şuradan gidebilirsin diye söylüyor. Adam hemen arkasından babamdan işte para istiyor. Babam tabii korkuyor. O an herhalde ne istese verecek adama. Adama para veriyor, çıkarıyor ve hemen diyor hani arabaya binip gitmenin peşindeyim falan diye. Sonra babam ayrılıyor. Adam da oradan devam ediyor, gidiyor. Ondan sonra ve şöyle bir şey hani ilçeye bu taraftan gidiliyor hani ilçe bu tarafta kalıyor babamın tarif ettiği yol bu tarafta. Sonra işte babam işe gidiyor, annemlerin tabii işleri var orada. Ben de evde tek kalacaktım büyük ihtimalle, onlar artık nereye gideceklerdi tam hatırlamıyorum ama evin yakınlarında bir yer, hani benim gidemeyeceğim bir yerdi, küçüğüm dediğim gibi o zamanlar. Bizim evimizin böyle 150-200 metre ilerisinde bir ev daha var ve orada benim yaşıtım bir kız vardı. Hani onunla oynamaya gidiyorduk, o bize geliyordu falan. Onlar da evde birileri olacağı için beni oraya bıraktılar. Neyse oraya gittik, böyle koşarken falan ben köpekten korktum, onu hatırlıyorum. Ben direkt eve girdim, köpekten korktum ve hala evde koşmaya devam ettim. Ve duvarın tam böyle köşesine kafamı vurdum. Tabii o an şeyi hatırlıyorum, hani böyle kafama dokundum, sadece şiştiğini hissettim ama kan görmedim o an. Hemen tabii toplandılar işte, orada hemen pansuman bir şeyler yaptılar. Annemlere haber verdiler, beni almaya geldiler falan. Onlar da çok korkmuşlardı.
Beni almaya geldiler. Sonra babama biz haber verdik. Babam aldı beni. İlçedeki hastaneye gittik. Oradan da bizi Ordu'ya, ildeki hastaneye, büyük hastaneye sevk ettiler. Tabii beni annemler o sırada uyutmamaya çalışıyorlar. Biz gidiyoruz. Ve bizim orada hani böyle birazcık ilerledik. Ne kadar diyeyim? Bir iki kilometre falan ilerledik. Babam aniden fren yaptı. Hani az kalsın çarpıyorduk. Önümüzde bir adam var ama sırtı dönük. Ben hala adamın yüzünü görmedim. Babam da annem şok oldular. O adam annemleri sabah kapıda gördüğü adam ve biz az kalsın ona çarpıyorduk. Son anda babam kurtuldu. Devam ettik. Babam dedi hani nasıl olabilir bu böyle bir şey? Hani o süre zarfında babamın şey o adamın yürüyerek oraya gelmesi imkansız ve hani bizim oradan geçen o güzergahta arabalar da belirli arabalar. Hani böyle köyün arabası falan. Hiç kimse aracını almamış bu adamı. Ama adam hani yürüyerek büyük ihtimalle hala da Ordu'ya doğru yürüyor. Yani oradan oraya en az 4-5 saat yürümesi lazım yaya olarak. Ondan sonra şok oldular tabii onlar. Ben o zaman da bir şey anlamıyorum. Neyse hastaneye gittik. Dikiş attılar falan bana. Hatta hala şuradaki izim ona aittir. Ondan sonra dikiş attılar. Biz geri dönüyoruz. Bayağı akşam oldu artık. Sonra bizim o adama çarpacağımız yerde... Yerin birazcık böyle 100-200 metre ilerisinde işte polis araçları, ambulanslar falan onu hatırlıyorum ve iki tane böyle yere gazeteler örtüldüğünü hatırlıyorum. Yani iki tane yerde ceset vardı biz dönerken. Babam dedi ki acaba dedi hani o aklına geldi o anda. Acaba o adama mı çarptılar bizden sonra falan dediler. Biz gittik devam ettik. Sonrasında ertesi gün öğrendiklerimiz çok ilginç arkadaşlar. Hazır mısınız? Şunu öğreniyoruz ertesi gün. Yine bizim olduğumuz ilçede birinin bir çocuğu var. Bir esnafın marketi var o sırada. Bir çocuğu var bunun. Benimle aynı yaşta. Ve benim o kafamı çarptığım saatte çocuk da bir kaza geçiriyor. O da başından yaralanıyor. Sonra ve o günün sabahında bizim kapımıza gelen aynı adam o adamın marketine gidiyor ve ekmek istiyor. Adam da korkup dükkandan kovuyor diyor. Bir daha buraya gelme falan diye bayağı azarlıyor. Bunu kovuyor. Adam da böyle sinirli bir şekilde bakarak çıkıyor dükkandan. Daha sonra biz önden gidiyoruz. Onlar bizim arkamızdan geliyorlar hastaneye ama bizim hiçbirbirimizden haberimiz yok. Adam biz artık o 100-150 metre ilerlemiş ve duramıyor. Ona çarpıyor. Bizim arkamızdan hastaneye gelen o esnaf ve oğlu. Adama çarpıyor ve adam da orada ölüyor. Aynı zamanda burada tüylerim hep diken diken oluyor bunu anlatayım. Adamın çocuğu da çarpma esnasında camdan fırlıyor ve çocuk da ölüyor. Ay yine böyle içim kötü oldu ve bu olayı hani ben her şeyi böyle anlatırken ciddi de olsa hep yüzüme bir tebessüm oluyor. Sakın yanlış anlamayın ama bu olayı ben her anlattığımda böyle tüylerim hep diken diken olur. Sonra tabii onların da bizden haberi yok. Hani daha önce bizim başımıza böyle bir şey, sabah aynı şeyi bizim de yaşadığımızın, bizim de sonra hastaneye gittiğimizin böyle bir kaza geçirdiğimizden falan haberleri yok. Bilmiyorum şu anda var mıdır, yok mudur. Sonrasında işte adamı kaldırıyorlar artık ve adamı aylarca böyle beklettiler. Bayağı uzun bir süre beklettiler sahibi çıkması için. Adamın hiç kimsesi yok. Yani hiç kimsesini bulamadılar adamın. Ne bir tanıyanı var, ne bizden daha önce göreni var o iki. Bir adam görmüş, bir de biz gördük. Yani şahit olan biziz. Hiç kimse başka görmemiş, hiçbir tanıyanı yok. Yani adamın oraya nasıl geldiğini falan hiç kimsenin bir fikri yok. O yüzden annem yani hep der ve ben ondan sonrasında... Genellikle hani ben de buna dikkat ederim. Ne niyetle olursa olsun, benim yanıma kim ne niyetle gelirse gelsin. Hani annem hep şey der, onun ne olduğunu hiç bilemeyiz bizler ve hani hiçbir zaman boş çevirmemeye çalışırım. Çocuk da olsun, yaşlı da olsun hiç boş çevirmemeye çalışırım. Zaten çok da etkilenirim ben böyle birilerini gördüğümde. Böyle yani bu da böyle bir hikaye. Bu da beni hep çok etkilemiştir. Ben böyle hikayeleri anlatmaktan zevk alıyorum. Hani hem bir yol göstericiliği oluyor bence. Hem böyle aynı zamanda ürkütüyor, acaba mı dedirtiyor. O yüzden böyle aklıma geldikçe sizlerle de paylaşmak istiyorum bu tür hikayeler. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Eğer videomun devamını gelmesini istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da merak ettikleriniz varsa yine yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tüm DM'lere dönüş yapıyorum bu arada. Hoşçakalın arkadaşlar.